Xo'sh, endi ustoz, mana shu bizimda oxirdagi so'zlab o'tgan narsangizga o'xshash so'zingizda biz imtihon sinoq ichida dedingiz. Xalqimiz mushuncha vaqt tasvirliksiz zulmni, hatto oldingi kuni chiqqan Urumchidan chiqqan nimani ko'rdik. Tiriklarimiz muqammay, hatto Alloh burun 10-20 yil burun o'lib ketgan o'liklarimizdan tatib qabrlardan chiqarib boshqa bir Xitoylarning usuli bo'yicha bir shaklda yerlikka qo'yanmay qilayotgan bu o'liklarimizgacha bo'lgan bu zulmni ko'ryapmiz. Bu beshimizga kelgan buncha bola ishlar Allohning bergan jazosimi yoki bu manga kelayotgan sinoq deb qaramdik bu millatga. Haqiqatan bu bizni ichini turadigan ahvol, to'g'ri. Ammo biz yana mu'min bo'lish sifatimiz bilan buni biz o'zimizga jazo deb qaramasligimiz kerak. Buni sinoq deb to'g'irsak, eng to'g'ri qaragan bo'lamiz. Jazo desak, biz o'zimizni tugashtiramiz. Biz bu jazoga bu haqida uchirgan bo'lsak, bu jazoning badaliga biz oxiratda yana jazoga tortilsak, bu xato qandoq bo'lgan deb qolamiz. Bu bir imtihon, bu bir sinoq. Endi bu sinoqmi? Nima uchun bundoq sinoqlarga duch kelamiz deb qarasak bo'ladi. Nima uchun bundoq sinoqlarga duch kelamiz? Desak, bizning sodir qilib qo'ygan xatoliklarimiz. Biz tariximizda shundoq fursatlar kelgan vaqtida nima ish qildik? To'g'ri harakat qilganlarni qanchalik qo'lladik? Ularning orqasida qanchalik turdik? Bayroq ko'targanlarni qanchalik ko'tarib, ularning orqasida o'zimizning mulkini, jonini qurban qila oldik? Bu bir tarafi bo'lsa, yana bir tarafi bizning dushmanlarimiz bizni har xil yo'llar bilan oyg'asti qilib kelgan vaqtida bizning xalqimizdan "Hey, sen tur!" deb shuning uchun oldiga chiqib, mayda kirib qurban bergan ahvollarimiz sanoqliq bo'ldi, nihoyat ko'p, lekin nurg'un ahvollarda biz sukutni xohladik. Hele ham hozir xalqimizga shundoq narsalar duch kelyapti. Allohni qo'y, Shi Jinpingni maqta desa, shuni qilyapti xalqimiz. Lekin bundaq vaqt nima qilish kerakdi? Agar iymoni bo'lgan bo'lsa, o'lim bir qatim keladi, baribir o'lyapti. Bundaq yerda mustahkam turib, o'zining haq so'zini uttirib qo'yalgan bo'lsa, u vaqtdagi ahvol boshqacha bo'ladi. Demak, bizni Alloh subhanahu va taolo shu holatga qaytqan qadar jonimiz kessimi, melimiz kessimi, tugab kessakmi, lekin biz o'zimizning asli to'g'ri bo'lgan e'tiqodimizni, shu orimizni maydonimizdan hech qachon tamtirmagan holda uttirib qo'yadigan bir holat shakllanib, biz o'zimizning iymonni tahlillaydigan holatga kelgan vaqtda bu hozirgi ahvol chuqur o'zgaraydi. Bu qandoq desa, buni Qur'onning pokit, Qur'onning pokit va shundoq davrlar bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makkadagi hayotida shunchalik shu atrofidagi musulmon qarindoshlari shunchalik azoblarga iymon etganligi uchun, haq yo'lni tanlaganligi uchun o'zining oilasi tarafidan, hukumat tarafidan emas, o'zining oilasi tarafidanmi, o'zining do'stlari tarafidanmi, burun do'st bo'lganlar tarafidanmi shundoq aziyatlarga, ahonatlarga, zulmlarga uchirgan. Musulmonlar shundoq bir holat ketganki, bular bu nima bo'lib ketdi bizga? Chiqish yo'li degan zot bo'lmamdi. Qani Allohning nusrati deb aliqa hozir xalqimiz aliqa savol xarakterlik narsani qilib, qani agar biz Nun Allohimiz bo'lsa biz uchun nima yordam qilmaydi? Qani bizga qilingan va'da nusrat degan qani ekan deganga o'xshab gaplarni qilib soladi ba'zilar insonlar. Bu shuning o'xshagan bir xil savollar bularning kallasida nima qaymoq turib, payg'ambarimiz oldiga kelib, bu shunday aytgan. Hattoki bularning qo'ygan savollarga qaraydigan bo'lsa qo'rqib ketamiz hozir. Sen Allohning payg'ambari emasmi degan. Sen o'zingni payg'ambar deb aytsa, musulmonlarning qo'ygan savoli. Sen Allohning payg'ambari emasmi? Albatta, men Allohning payg'ambari degan. Sanga tushgan Qur'on Allohdan tushgan Qur'on emasmi? Haqqaram emasmi? Albatta, Alloh tarafidan tushgan kalam. Undoq bo'lsa Allohning bizga nusrat beradi degan da'vatdan qani bizga kelgan nusrati degan vaqtda payg'ambar aslam ularga yana xafif qolmay, ochiqlanmay. Bu haq so'z, Allohning so'zi haq. Mening sizlarga bergan bishoratim mi haq? Ammo sizlar aldiravatsizlar degan. Aldiravatsizlar degan. Biz shu hozirgi ahvolni qaragan bo'lsak, biz aldiravatimiz. Bizning o'zimizningki javobgarlik, o'zimizni qilishdagi ishni qanchalik qildik, qilgan ishimiz qancha persentga to'xtaydi, ammo bizning talabimiz shunchalik yuqori. Biz qanchalik bir-birimizga haqiqiy kuyunardik, masalan, eng aqllisi. Qanchalik bir-birimizga kan qosaq bo'lardik. Kichikkina bir sizlarchilik xatolik qilib qolsa, uning ustidan yog'durgan nafratlar. To'r dunyosi hozir bizningki nima bilan toplanib ketdi, umumimizga aytganda sizchilik bilan. Bir-birimizga duo qilish, bir-birimizni kechirish, bir-birimizga to'g'ri nasihat qilish orqali chiroyli qarindoshlar asosida bir-birimizga bir to'g'ri yo'lni ko'rsatib, bilganlarimiz bilmaganlarimizni yetaklab, bilmaganlarimiz va bilganlarning gapini bir anglay deydigan bunda bir-biriga yo'l qo'yish bundoq menish emas, hozir faqat hujum. Biz qalbimizdagi bu illatni yo'qotmay turib, o'zimizning qalbini sog'lom qilmay turib,
biz kandak mu? Biz nusretini, Allah'ın nusretini biz üzümüzge arzu kılalımız, talep kılalımız. Şu vakti Peygamber'in etkilerini, bu din çokum kalbi kılıdı diyen, elbette kalbi kıldı Peygamber'in hayatı da. Dünyanın ketken deyken ki, yerim esir gibi olmadan ahvalda dünyanın ahval kandak olup ketti. Dünyanın üçten bir kısmı adalet ile, verpa, adalet ile mangozuldu. Ve bu bir tarih, emri tarih. Onun deyken Peygamber'in şu vakti da, yine bir sözü, sizlerin ilgirki ümmetlerin boşunda kıyın kısıtlıkları düşkeken. Mümin boğallığı için, fakat onların günahı imeti la ilahe illallah deyken, Allah'ın birlik varlığı itikad kıvallığı için, ola her evlen her edilip beden iki parça kılınan, ola ikkilenmeyen. Hazır kıl vatanımız bu lavatka işlerini verirse, sen Xi Jinping'in mahtemesine sana tamak vermeyimiz deydi. Yaki sana sulayımız deydi. Yuğunu kız öttürdü, etip öttürdü. Başının onu korkup halkımız, şünçilik kılıkıp, şünçilik korkup gitken ki, yüzünün mümin ikiliğini unutup gitken kardeşlerimiz, bazı da. Eğer imanı müstehkem durup aslan atmamsa, elimi öldürüvatsa, elimi ülüvatımız. Degen müstehkem meydanı tuhan bu olsa, belki şunundu mu, şundak degen vakti mi öldürülüşü mümkün. İnnetçim olgan koşulup ölüşü mümkün. Ama netice başka şey bulundu. Şuna Peygamber Efendimiz şu vakti de yine ilgirki ümmetlerinin misalini eğitip, Ashabul Uhdud ve kaligini bayan kılıp, 70 bin adamın ki 3 gün etrafı da otkı tırık taşınıp öldürülgeldiği. Çoğunu çoğun demey, erini er demey, ayalını ayal demey, balını hatta ki buvaklarını tatıp otku taşına kaldık. 70 bin adamın 3 gün içinde otku taşınış vekası. Bayan kılınırdı. Ama onunla kılın, ola tükep gitti mi? Onda kalmaz. Ola yine kaytadın yaşındı. Kaytadın yaşardı. Yine İslam yine esli yüzünün gücünü görsetti. Yani bizim halkımız, bu şundak bir iki dallaşın yolu düşkülü batımız. Ya ki, bana biz yüzümüzün gibi de yüzümüzün davasını müstehkem turumuzda bununla sırttık ile varlığımızı kurban kılıp, birbirimizin mühürümüzü mühürü yüleyip durup, birbirimizin hakiki küyümçan, aka, ufka, ata, bala, hadi sınıl, bup durup, bu işlerini mansak, yine bunun gibi nurgun ceryan ketidu. Şimdi bana bir mezgil toktumayın, mağalığa vaktimizde, Allah'ın aldı da üzümüzdeki mu'minliğini, üzümüzdeki hak üstü ikerliğimizi biz emeliyetimizle ispatlayalım vaktimizde, onun için biz bir nesini diyeleyimiz. Hemdeki yeni bir terapi, acaba Müslümanlar yerden kumayet edilir, kapırlar kapatır, bunu biz, onu bir Allah'ın bizi kan nusretlerine bir kısmı da karışmamız gerek. Galiba her kalp geliyordu. Allah bazı şunda uğurlaştırdı. Mesela tarih karaydıgan bolsa, tarih karaydıgan bolsa, Allah Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan dünyasının ki, Farisla üstünün kıgan galbisini Müslümanların galbisine göstetken. Rum sürüsü de. Ameliyatta işkilisi, Müslüman emez, Müslüman devlet emez. O işkisinin uğruşu başka uğruş. Neme degen de, işki düşman birbirine uğruşsa, sana bekrak zihni yitirgan düşmandan mavisi bolsa yakşırak. Ben böyle sen çıkış ütelesi mesela. Hem kardeş aleyhisselam elin meselelerde. Degen terapin Allah'a yusun. Demek ki hazır. Mesela kişilik hukuku meselesini oturup okuyup durup az dünyada garip ellerde. Bizim meselemizin Allah'a ait tılgı elip. Hatta ki bulağının tılı arkalık Müslüman ellerine ula çakarak bir batıdı. Kine silah silah Müslüman davattığına, Felestin meselesi dışında kavat attığına, Keşmir meselesi Uygur Müslümanlar hakkında bir nes demem silah. Dep hatta ki Amerikan'ın senatörleri bu gepte oturup okuyup batıdı. Biz demesek mi? Allah biz ne? Biz demek ki biz diyemeyiz mesela. Açtık bir sorular basa biz digüzmeydi. Bir ne çıkartınlık yıllarına bağdık. Bizde ondaki imkaniyet yok. Digüzmeydi. Ama Allah subhanehu ve teala üzme hikmeti. Bunu Allah'ın hikmeti de görüşmemiz gerek. Demek bu yerde alaka. Mala biz gidip gitti. Deplam üzümüzdeki meydanın yoktu koysa konmaydı. Üzümüzdeki imarın şeklini koysa konmaydı. Ya ki üzümüzdeki dinini, Allah'ın dini bizdeki estağfirullah. Bunda halet kepkileşin üzü. Bu bizim yukalgallığımız bu. Ma meseleye dikkat kılışımız gerek. Şuna kardeşlerimden biz bir adamın hüküm kılığa vaktimizde onun yüzüne karakteri karar hüküm kılığımız. Onun ile bir doğru boğulan bir yol ne, itikadımız ne, İslamımız ne, eyiplesek bir hata alışımız. Şuna tanesiz bu nesle sezgürlük ne talep kıladığın nesle, onunkin ilim talep kıladığın, çönç talep kıladığın, an talep kıladığın, hikmet talep kıladığın işler. Şuna bunu bilmesenler, bilgilerden soranlar da idi Allah. Mesela bunu analiz kıldığın siyasilerden soruşumuz gerek. Mesela kanda bulduğunu yakışı ankırıp düşünüşümüz gerek, okuşumuz gerek, etraflı küzüşümüz gerek. Onun dinkin biz bu vakitada bunun ki doğru yolunu hiç bulmasa, bir nesil kalamasak mı? Doğru bir çençini halkalarsak bu mu? Üzümüz için bu anda bir yakışı kalbinin başlığını işlep kalayım. Köpünce bir rahmet.